Eskişehir 791, iniş talimatı. Eskişehir 791, iniş 27, rüzgar 280'den 10 knot, altimetre 29.95. Eskişehir 865. Yangın işareti. Kırmızı lambalarım yanıyor. Her an infilak edebilirim. Anlaşıldı. Derhal mecburi inişe geçiniz. Peki, inişe geçiyorum. Üsteğmen Akıncı'nın uçağı mecburi inişe geçti. Her an infilak edebilir. Pisti karşıladım, iniyorum. İniş serbest. Uçak çakıldı. Yaran var mı? Merak etme doktor, anamdan yeni doğmuş gibiyim. Geçmiş olsun, tehlikeli bir iş başardın. Sağ olun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Biraz daha kebap oluyordu. Geçmiş olsun üsteğmen. Teşekkür ederim. Çok korkuttun bizi. Olur böyle şeyler. Hadi bakalım, fazla nazlanma da bin şu ambulansı. Yapmayın doktor bey, bir şeyim yok benim. Üsteğmen, bu bir emirdir. Ambulansa marş marş. Baş üstüne binbaşım. Ne yürek ya! Sanki Azrail'le değil de Sofya Loren'le burun buruna gelmiş sanırsın. Kim? Kim başka dikliyim? Safiye Ayla mı dedin? Hadi bakalım, gevezeliği bırak da iş başına. Maşallah turp gibisin. Havacı dediğin kedi gibi olacak. Minareden atacaksın, dört ayak üstüne düşecek. Röntgen neticesi efendim. Üsteğmen Akıncı hangi klinikte acaba? Şimdi muayene odasındaydı, şuradan soldan ikinci oda. Sağ ol. Ne haber? 15 gün İstanbul. Oh be! İşini... Böyle kaza bize rastlamaz ki. Gene beraberiz öyleyse. Sen de mi? Binbaşı iki günlük ayarlamışım. İstanbul'a indik mi tamam, uçuşa müsait bir meydan buluruz elbet. Malum ya, motoru çalıştırmasak paslanır. Gene ne gizli işler çeviriyorsunuz böyle? Gizli bir şey değil be Aydan. İstanbul'da ceketsiz dolaşma, üşütürsün diyorum. Ne zaman yola çıkacaksınız? Bilmem, vasıta durumuna bağlı. Öğleden sonra nakliye filosundan bir Dakota kalkması lazım. İyi işte, onu da gideriz. Desene pervaneli kanıya düştük. Üsteğmenim, bu sizin jetlere benzemez. Biraz canınız sıkılacak yolda. Aldırma! İnsanın ayağı yerden kesilsin de isterse uçan halı olsun. Ne zaman gidiyoruz? 5 dakika sonra.
kuryeyi bekliyoruz. Hmm. Şunlara bak. Hmm. Gönül postası çalışıyor gene. Kız geçen gün Doğan'ı pas geçmiş. Bizimki o zamandan beri pusulayı şaşırmış durumda. Bak Doğan, bir kızın ilgisiz gibi durması ille de ilgisiz olduğunu ifade etmez. Seni deniyordur. Maksadın ciddi mi onu anlamak istiyordur. Yeter artık, sıra bize de gelsin. Ne olmuştu? Yeşil gözlü daktilo kızın penceresinden 5 defa geçtin, sonunda perdeyi aralayıp baktı. Baktı ve kaçtı. Senin gibi heriften ben de olsam kaçarım. Lafa limon sıkma. Boş ver Kurtuluş, senin işin iş. Bakıp da kaçması hiç bakmamasından iyidir. Şu Göksel'e de bir yol göstersen Aydan, İstanbul'da kılavuz aramasın. İhtiyacı var mı dersin? Zannetmem ama Faruk'un başı sıkışabilir. Benim mi? Yok canım, ben her durumda yolumu bulurum. Önce kızın cinsini anlamak gerek. Talebe mi, memur mu, ev kızı mı, sosyete gülü mü? Bunların her birine göre ayrı reçete kullanacaksın. Amma kestin yahu! Birini gözüme kestirdi mi yakasına bakarım önce. Rozet varsa talebedir. Mesela tıp rozeti mi var, hemen elimi kalbimin üzerine bastırırım. Aman hanımefendi, üzerinize afiyet, sol tarafımda bir ağrı var. Ne tavsiye edersiniz derim. Doktor namzedi taze bir kere ilgilendi mi gerisi tamam demektir. Mesela ben Kanada'dayken... Senin metot yürümez Faruk, çünkü kadınların çoğu rozet taşımaz. Öyleyse ne yapmalı? En mühimi kızın karakteri, huyu suyu nedir, onu anlamak. Bu nasıl anlaşılır? Kıyafetinden, süsünden, davranışından, yahut elinde taşıdığı bir şeyden. Mesela elinde bir moda mecmuası varsa, bu kız giyimine meraklı. İleride ev kadını olması muhtemel mazbut bir insandır. Peki, karakteri anladık, dostluğunu nasıl kazanacağız? Ona sık sık güzel olduğunu, göz kamaştırdığını söyleyeceksin. Söyleyecek laf bulursa! Sonra her kadın kendini ötekilerden daha üstün, daha iyi kalpli sanır. Ona ihtiyacın olduğunu hissettireceksin. Ne ihtiyacı? Manevi ihtiyaç. He. Bir kıza sana muhtacım, sen bana kuvvet veriyorsun dedin mi, en büyük iltifat yerine geçer. Abi. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk küçük hanımlar. Nasıl, dersler iyi gidiyor mu? Fena değil. Hadi abi, annemi bekletmeyin. Yine görüşürüz. Hemen eve soktu. Abini yiyecektik sanki. Göksel yavrum, bir tanem. Allah'ım şükür. Ağlama sana. Anneciğim, hatten gelmiyorum. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk babacığım. Kaza içime doğmuştu benim, her gece rüyasını görüyordum zaten. Bir an içim rahat değildi, elim duada, gözüm gazetelerde. Sen harp okuluna girdiğinden beri bu evde rahat bir çorba içmek haram oldu bize. Ya o Amerika'ya gittiğin 2 sene, bekle de mektup gelsin. Biraz gecikse, koş kumandanla, evladım yadellerde düşüp toprak mı oldu diye sor soruştur. İzham ediyorsunuz anneciğim. Söyler misin bana, İzmir'de kaç kişi sırma taktınız, bugün kaç kişi kaldınız? Nur topu gibi yavrular birer birer şehit olmadılar mı? Canım, trafik kazalarında da bu kadar insan ölüyor. Millet otomobile de binmesin mi? Nursel, Nursel! Ne yapıyor abin? Annemle babamın can sıkıcı konuşmalarıyla içeride ter döküyor. Al buraya getir, bizden canı sıkılmaz. Münasebetsizliği bırakın şimdi. Beni hiç dinlemiyorsun oğlum. Uçmanın benim için ne demek olduğunu bu kadar yıldır anlatamadım size. Bunca yıldır hep aynı çekişme. Şu şehrin patırdısından, gürültüsünden, pisliğinden nefret ediyorum. Ancak göklere çıktığım zaman kendimi buluyorum, hür olduğumu hissediyorum. Uçmakla hürriyetin ne ilgisi var anlayamadım. Bunu anlamak için hürriyetin ne olduğunu bilmek lazım. Merhaba. Merhaba. Amma beklettim be. Kusura bakma, bizde adettir. Her gelişimde annemle babamla bir kapışırız. Niye yok? Ne olacak? Hep aynı hikaye, mesleği bırak.
Bizde o dert yok. Ben şu kadarcıkken ayrılmışlar. Her biri kendi başının derdinde. Dayım olmasa köprü altına düşerdim Allah bilir. Şimdi nerede olduklarını bile bilmiyorum. Boş ver. Kardeşin nasıl? Kardeşim iyi ama arkadaşların elinden güç kurtuldum. Borcum var arkadaşlarına? Bırak canım, bacak kadar boylarına bakmadan askıntı oluyorlar insana. Benim bir kız kardeşim olmalıydı ki arkadaşları bayram etsin. Analar ne evlat doğuruyor görsünler. Hadi kalkalım milli koç. Bu gece ne yapıyorsun? Akademi imtihanları için çalışayım diyorum. İstanbul'da gece eve kapandı mı Eskişehir'de döverler adamı. Flamingo kulübe gidelim. Ben iki kız bulur birini sana silkelerim. Gece uçuşu. Ne istemez, boş ver. Sen bilirsin, ben oradayım. Aklına eserse kitabını al gel, ben dans ederken sen Muhaç Seferi'ni okursun. Eyvallah. Güle güle. Üf, artist gibi çocuk. Hollywood burada şube açmış galiba. Emzirmeler ne güzel, değil mi ya? Bana bir şey mi söylediniz? Yok, hayır, yanlış duymuş olacaksınız. Affedersiniz. Maşallah! Utanmıyor musunuz elin adamına laf atmaya? Bugün kolejden diplomamızı aldık, ne yapsak hakkımız? Evet, evet! Bunca zamandır erkekler bize laf atıyordu, bir sefercik biz atmışız, ne çıkar? Ne çıkacağını bilmek için ebe olmak gerekmiş herhalde! Ne iyi, doğduğun büyüdüğün yere gidiyorsun, evin barkın hazır, nişanlın hazır, ne mutlu sana! Ne zaman gidiyorsun? Yarın sabah erkenden! Ben olsam birkaç gün kalır, şu İstanbul'un biraz tadını çıkarırım. Ne gibi? Okul bitti. Sokakta, gazinoda, ay müdür gördü, ay muavin görecek diye bir dert kalmadı. Birkaç gün gez eğlen, hürriyeti tat. Ben senin yerinde olsam, bir arkadaş bulur, dansa giderim bu akşam. Öyle bir arkadaşım yok. Ben sana bulurum. Sevaptır bul be, kızın gözü gönlü açılsın. Akşama buluşalım, benim bütün akrabalar yakışıklıdır. Bizim köşede buluşalım mı? Kaçta? Ben Moda'ya bir veda ziyaretine gidip geleceğim, akşam 9 iyi mi? Mükemmel, 9'da bizim köşede. Tamam, Allah'a sonra. Güle, güle güle. Buraya şube açmış galiba. Anlayamadım. Harbiye'de karşılaşmıştık sizinle. Hatırlamadım. Bense aksine, sizi gördüğüm andan itibaren hatırımdan çıkmıyorsunuz. Anlaşılan profesyonel bir çapkının karşısındayım. Hayır, güzelliğinizle gözleri kamaşmış bir gencin. Siz konuşmaya devam ettikçe ben okuduklarımı anlamıyorum. Keşke elinizdeki mecmua olsaydım. Neden? Benim anlaşılmaya şu mecmuadan daha çok ihtiyacım vardı onda. Demek siz bir muammasınız. Yok. Sadece anlayışlı bir kadının uzatacağı sıcak ele muhtaç bir insanım. Ellerimin sıcak olduğunu ne biliyorsunuz? Tahmin ediyorum. Aynı tahmini başka bir erkekte yapmıştı ama sonradan fikrini değiştirdi. Soğuk mu buldun? Hayır. Sert. Müsaadenizle, Allah'a ısmarladık. Fakat söyleyeceklerim daha bitmedi. Neden yalnız geldin? Sorma. Hiçbirini bulamadım. Sen neden yalnızsın? Tevfi'ye telefon ettim, annesi çıktı. Ankara'ya gittiğini söyledi. Seninkilere ne olmuş? Suad'ın karnı ağrıyormuş. Erkenden yatıvermiş. Salih bir poker partisine davetliymiş. Özür diledi. Ercan'ın da babası ölmüş. Aman deme! Şimdi ne yapacağız? Kızı da o kadar heveslendirdik ki! Zeynep, isimlerinizden başka hala hakkınızda hiçbir şey bilmiyorum. Efendim, Zeynep eski... Ne oldu? Hiç,
İçime birden bir sancı girdi. Madem bu kadar merak ediyorsunuz, size kendimizden bahsedeyim. Biz birbirinden ayrılmayan üç arkadaşız. Suna bir konserve fabrikasında sekreterdir. Oya'nın bir çiçek atölyesi vardır. Ben de terziyim, evlere dikişe giderim. Mükemmel. İnşallah bizim eve de gelirsiniz. Peki siz kimsiniz? Ne iş yaparsınız? Ben mi? Havaiyatla uğraşırım. Ne demek yani? Havai işler görürüm. Şuna düpedüz işsizim desenize. Diyemem çünkü yalan söylemiş olurum. Konuştuklarınızdan bir şey anladım Sara Bolu. Vay sen misin? Efendim takdim edeyim. Arkadaşım Doktor Faruk. Memnun oldum. Hay koca doktor ay. Nerelerdesin sen ya? Yıllar var görüşmedik. Afrika'daydım. Deme. Neresinde? Kongo'da. Çok enteresan. Çok. Ne olur biraz anlatsanıza. Efendim son ayaklanmalarda bütün beyazlar kaçıp gitmişler. Oraları doktorsuz kalmış. Rahmetli Lum'un babana bir mektup yazıp hususi olarak davet etti. Tanışır mıydınız? Evet, Oxford'dan arkadaşımdı. Biz tıp okurken o siyasal bilgilerdeydi. Sonra? Sonra kalktık gittik tabii. İnsanlığa nerede olursa olsun şifa götürmek bir doktorun başlıca vazifesidir. Tabii. Havaiyatla uğraştığınız belli. Uçar gibi dans ediyorsunuz. Bir melekle ancak uçarak dans edilir de ondan. Sadece basit bir terzi oldum, unuttunuz galiba. Bakalım meleklikten sonra nereye terfi edeceğiz? Kalbimdeki tahta. Şimdi de kraliçelik mi bağışlıyorsunuz? Kraliçelik size layık değil. Elimde olsaydı kraliçelere emrinizde hizmetçi olarak çalıştırırdım. Yaralı kabile reisini kollarımın arasına aldım. Kaplan 17 yerinden ısırmış herifi. Bir koluna penisilin, ötekine teramisin, kalçadan neosilin, damardan kokosilin yaptım. Kurtuldu mu? Kurtulur mu? Öldü tabii. Hay Allah! Affedersiniz, biz niye dans etmiyoruz? Herhalde birimizin masada yalnız kalmaması için. Düşündüğünüz o olsun. Bizde çare çok. Şunlara bakın. Şimdi onları bırakalım da kendimize bakalım. İyi ki çıktık oradan, sıkılmıştım. Üşüyorsunuz galiba, elleriniz buz gibi. Üşümekten değil. Neden? Bilmiyorum. Siz üşüyeceksiniz. Beni düşünmeyin. En iyisi ceketi bölüşmek. Yaklaşın biraz, belki ikimiz de sığarız. Bakın siz de titriyorsunuz. Benimki de üşümekten değil. Ya neden? Bir daha ne zaman görüşebileceğiz acaba? İmkansız bir şey. Yarın çok uzaklara gideceğim. Bari gideceğiniz yeri söyleyin bana. Orada sizi muhakkak gelip bulurum. Benim gittiğim yer öyle bir yer ki... buluşmanın, konuşmanın imkanı yok. Ya bir gün gökten zembille önünüze inersem? Doğrusu böyle bir şeyi hiç tavsiye etmem. Neden? Çünkü bahçemizde bir sürü çoban köpeği vardır da onda. Durun, daha gitmeyin. Bir şey unutup unutmadığınızı soracaktım size. Ne gibi anlamadım? Bu gecenin ikimizin de içinde gizli yaşayacak hatırasını daha çok değerlendirecek bir şey.
Haydan kızım, çayım nerede kaldı? Getirdim babacığım, getirdim. Aferin kızım, koş ceketimi de getir. Peki babacığım. Hadi geç kalıyoruz baş gediklimi. Baş üstüne teğmenim. Hoş geldin. Hoş geldin. Ne haber? Haber sende. O gece kızı alıp kaçmışsın. Kaçtık ama sonra kızı da kaçırdık. Bir daha da yüzünü göremedim. Benimkilerden de hiç çıkmadı. Baktım meydan inişi elverişli deyip pas geçtim. İki gün sonra da Eskişehir'e döndüm. Hoş geldin Göksel. Hoş bulduk. Senin tavsiyeler, ne işler gördü onu dinliyorduk. Ya, olanları duyduk. Tebrik ederim. Faruk'u bilirsin, ona kulak asma. İkimiz de hava alıp döndük. Belli belli, aldığınız havalar yaramış size. Bugünkü uçuş programımız tahtada görüldüğü gibidir. Yüzbaşı Tuğcu, Üsteğmen Altın, alarm nöbetçileridir. Üsteğmen Göker profil vazifesi yapacaktır. Vazife bölgesi Eskişehir, Adana, Silifke arasıdır. Yüzbaşı Çağlar mahalli meteoroloji keşfi. Üsteğmen Akıncı ve Üsteğmen Bora intibak uçuşuna çıkacaklardır. Üsteğmen Kurtuluş'a bugün uçuş görevi verilmemiştir. Kendisi filoda kalıp ziyarete gelen bir okula rehberlik edecektir. Hangi okul binbaşım? Erenköy Kız Lisesi. İkbal tamam Üsteğmen'im. Ona ne şüphe Karadayı. Sen burada oldukça her şey tamamdır. Sağ ol. Köyden mektup geliyor mu Memo? Geliyor komutanım. Senin Ayno ne alemdeymiş? Ayno da kim? Memo'nun sözlüsü. Sözlün güzel mi Memo? Çok güzelmiş. İş ne demek ulan? Ben daha yüzünü görmemişim komutanım. Ammim kızı söylemiş bana. Köydeki evliya da böyle uçuyor. Kim görmüş uçtuğunu? Bizim kör muhtar görmüş. Elinin körü, körmüş de nasıl görmüş? Deli etme adamı sabah sabah. Ferahladım be. Neredeyse yosun tutacaktım. Senin yosunları kazıyoruz işte. Kudret Ağa'nın toprakları üzerinde uçuyoruz. Adamın gene huzuru kaçacak. Herifin iş ve pis yapılmak üzere topraklarının kamulaştırıldığı iddiasının aslı yokmuş değil mi? Yok tabii. Kudret Ağa'nın hak iddia ettiği topraklar aslında hazineye aitmiş. İşin esası başka. Nüfuz meselesi. Evet, hava kuvvetlerinin buraya gelmesinden sonra Kudret Ağa'nın bölgedeki sınırsız nüfuzu kırılmış. Bütün gürültü bundan kopuyor işte. Kudret Ağa'nın kızını hiç gördün mü? Görmedim. Duyduğuma göre çok güzelmiş. Araziye bak, gitmekle bitmiyor. Düşün bir kere, atladığı jetle gidiyoruz. İllallah ve Resulü!
Davarların arasında tek tük kelebek gördüm. Gönlün dilerse baytara bir haber gönderelim. Gönderim. İneklerin hepsini yaylaya salacağız. Salım! Çalışın ulan, çalışın zabadan! Akşama dek dalga geçiyorsunuz. Yediğiniz ekmeği hak edin. Girdiğin paralar gözünüze, dizinize durur. Bu sabah kaç kilo süt aldın? 60 kilo ağam. Az, çok az. Tüm kabahat sizde. Hayvanlara iyi bakmıyorsunuz. Bir deri bir kemik kaldılar. Bir inek, 1000 mangol eti de. Tümünüzü satsam pazarda bir mangol et etmezsiniz. İşlere mukayyet ol. Ben şehre kadar gidiyorum, Emrullah böyle konuşacak. Ankara'dan dönmüş. Düğün nece vakit ağam? Yok öyle alın lüzumu yok. Senin ne üstüne vesra? Kendi işlerine alakadar olacağına burnunu başka işlere sokuyorsun. Yıkıl karşımdan! Tümünüzün Allah canını alsın! Sizin tembelliğinizden üstüme laf geldi. Adam gibi çalışmazsanız hiçbirinizi tutmam buradan, açlıktan geberirsiniz. Defolun! Defolun! Kız Ayşe! Kuşluk vakti zamanının oraya gel dedim de niye gelmedin? Ne işin varmış orada? Gel ki göresin! Merkezde seçim şansınız pek yüksek değildir. Neden? Efendim, buradaki nüfus kesafetin çoğunluğunu subay ve memur aileleri teşkil etmektedir. Ya. Peki burası? Orası bizim. Ya neden? Kudret Ağa'nın bölgesidir. Peki ya burası? Orası da bizim. Neden? Kudret Ağa'nın bölgesi. Peki ya şurası? Orası da bizim. Kudret Ağa'nın bölgesidir. Yeter, yeter, anlaşıldı. Merkezde kaybetsek bile öbür bölgelerde rahat, rahat kazanırız. Kudret Ağa görüşmeye gelmiş. Evelallah, oylık yerlerin hepsinde tulum çıkarırız. Ağam, hoş geldin. Hoş gördük Emrullah Bey, sen de hoş geldin. Ankara'dan iyi haberler inşallah. İyidir, iyidir. Bakanla görüşün. Su arkları meselesini demokratik yoldan halletmeyen kaymakam merkeze alınır. Ay, tatlı diline kurban olsunlar. Nerede senin oğlan? Kerim mi? Aşağıda pişpirik oynuyor. Hey, kim var orada? Buyurun efendim. Tez in aşağı, Kerim Efendi'yi çağır. Efendim, sizin Kerime ile söz kesileli, bizim oğlanın ağzı kulaklarında. Allah bahtiyar isin, yalnız bir çit sözüm var ona. Dilediğin gibi emret ağam. Berhudar ol, Kerim Efendi oğlum. Oğlum, aynen mutabık kaldık. Ankara dönüşünde düğünün hazırlıklarını edecektik. Sen de davran artık. Ben hazırım baba. Sen hazırsın ama etrafta beni irahatsız eden sözüm meclisten dışarı birkaç tane kuduz köpek var. Evvela onları bağlayak. Sen emret ağamca söyle. Gelmiyor senden şöyle bir gidelim. Yine görüşürüz bey. Delikanlıyla acık işim var eyvallah. Selametle. Şurada orada benim hakkımda atıp tutuyormuş. Yok bebeleri maktaba koy vermezmişsin. Yok maktap yapılırken yardım demişler de etmemişsin. Oh ne iyi etmişsin ya. Ulan o çitlik, o koylar en azından 200 senelik. Bugüne dek maktapla mı adam olduk? Nerede görülmüş elin zibidisi gelsin, köyün ağasını kahvede alalemin içinde yerip dursun. Kimden cesaret alıyor bu herif? Havacılardan. Herif hava erlerine okuma yazma dersi de veriyor. Kabarması ondan. Onlara güveniyor seferim, hiç bu adamım yok. Hepimiz senin adamınız ağa. Daha ne güne duruyorsun? Boşver yiğitliğini. Baş üstüne ağa, sen iste yalnız. Memo, buraya gel. Oku bakalım Memo. Hepsi birleşince ne oluyor?
Memo! 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 Aferin Memo, olacak bu iş. Bugünlük bu kadar. Yarın yine devam edeceğiz. Dikkat! Hey be! Ahçuların kralı mısın, nesin? Şu kokuya burun vereyim bir. Mis mübarek mis! Lavanta gibi sürün de pazar gezmesine çık hele hele! Benim kazanıma nallı merkep girse süt kuzusundan daha bir illezzetli olur. Süt kuzusunu bırak da önce nohut pişirmeyi talim et. Nesi var nohudun? Şarapnel tanesi yer gibi be! Toraman tatlı nerede kaldı? Trafik sıkıştı, yolda kaldı. Afiyet olsun, afiyet olsun. Eyvallah. Çabuk oturun, yemek bitmek üzere. Ben akıncı üst teğmeminin payını ayırdım. Ya benimki olan? Sizinki de hazır üst teğmenim. Nedir bu Toraman'ın sana iltiması yahu? Uçuştan geldiğimizi biliyor da ondan herhalde. Sen bugünkü uçuşu bırak da İstanbul'dakilere anlat bakalım. Mühim senecek bir şey değil yüzbaşım. İnsan hiç olmazsa adres alır ya. Verirse alır. İsmini zor öğrendim, sır küpü mübarek. Casus muydu yoksa? Yahu yeter be, kız benden çok size dert oldu. Peki, benim başka bir teklifim var. Bu gece irtifa yapalım. Alkol duvarına aş bacasına. Ben varım, koldan ayrılmak yok. Sen? Bundan izin alırsam varım. Şu evlilik kötü be. Ah, darısı başıma. Sen de varsın tabii. Bilmem. Benim biraz okumam lazım. Akademi imtihanı yaklaştı da. Kerim abi, Kerim abi. Gene ne var be? Seninki Lozan kahvesine geldi abi. Öğretmen mi? Evet abi. Şu Yiğit'in dersini verelim. Benim Kudret aile, yok bilmem ne aile, hiçbir alışverişim yok. Dava memleket davası. Bunu sizlere anlatmak istiyorum. Kudret Ağa'nın yüzünü bile görmedim. İşitiyorum ki, kendisine ait köylerdeki çocukların okula gönderilmesine engel oluyormuş. İşte bu çok kötü. Ama hasat vakti, işler çok. Hasat, ekim, hiçbir şey çocukları okuldan alakoyamaz. Bu bir milli kurtuluş, bir kalkınma meselesidir. Ve aynı zamanda... Susturun şunu! Ulan sen kim oluyorsun da Kudret Ağa'dan bahis açıyorsun? Sen o ismi ağzına salavatla al bakalım. Ben kimsenin şahsıyla meşgul değilim. Arkadaşları uyarmaya çalışıyorum. Gerekirse bunları onun yüzüne de söylerim. Bana bak! Üç kelime okudum diye alemin başına allame kesilme. Bana kovboy Kerim derler. Dünyayı zindan ederim adama. Bana da öğretmen İhsan derler. Senin aksine dünyayı insanlar için aydınlatmaya çalışıyorum. Fazla konuşma! Senin ne mal olduğunu, neye hizmet ettiğini biliyoruz. Hadi bas dışarı! Şunu dışarı. Köşede sıkıştırıp bir temiz pataklayalım. Bırak! Şimdi sırası değil. Öyle baba kız, ha? Nevaleler düzülmüş. Pazara çıktık üsteğmenim. Ziyafet mi var yoksa? Ziyafet olsa bizi de çağırırlardı. Elbet ama ziyafete ne hacet? Buyurun, Allah ne verdiyse yiyelim. Şaka yaptım Ayran, afiyet olsun. Kızım bir hindi pişirir, sormayın. Oo, bayılırım ama bu akşam arkadaşlarla irtifaya çıkacağız.
Siz buyurun üstey benim. Çok isterdim ama imtihanlar yaklaştı, çalışmam lazım. Siz imtihanlardan korkacağınızsa imtihanlar sizden korksun, hadi buyurun bize. Hakkım varmış Karadayı, bu hindiyi bizim toraman bile pişiremez. Size demedim mi? Kızım bir tanedir benim. Mübalağa ediyorsunuz, toraman benden de iyi aşçıdır. Yok canım, bizim Memo onu hiç beğenmez. Geçen gün zeytinyağlı bakla yapmış toraman, Memo bir kaşık tatmış, tabağı olduğu gibi yere dökmüş. Memo'nun memleketinde pek öyle şeyler yemezler. Keratanı daha zeytinyağlı bakladan haberi yok, jet pilotu olacakmış. Bak şu Memo'ya, hevesli desene. Hem de nasıl? Heves bu, ayıplanmaz. Ben de bir zamanlar pilot olmak için can atardım. Kaderde kısmette yokmuş, olmadı işte. Sen en az o kadar kıymetlisin Karadayı. Sağ ol. Gel zaman, git zaman, içimdeki meyli yenemedim. Oğluma havacı yaptım. Onu da Allah. Siz daha iyi bilirsiniz üstey benim. Bu öyle bir aşktır ki, oğlum gitti onu havacı yaptığım için şu kadar bir pişmanlık yok içimde. Hazır olun arkadaşlar, atlıyor. Hazırız üstelerim. İyi dikkat edin öyleyse. Var burada? Dut toplamaya gelmiştim. Sizin ne işiniz var burada? Burası benim babamın çiftliği. Babanızın mı? Kim sizin babanız? Duymadınız mı? Kudret Ağa derler babama. Sahi işiniz ne burada? Söylesenize. Size bir gün gökten yanınıza zembille inerim dememiş miydim? Sözümde durdum işte. İnişiniz pek rahat olmamış anlaşılan. Yüzünüz bere içinde. Ha, ufak şeyler onlar. Gelin köşke gidelim şuracıkta. Yaralarınıza pansuman yapalım. Demek Kudret Ağa'nın kızısınız. Öyleyim ya. Bırak beni! Yoksa babama söylerim! Senin gaz çobanı babandan kim korkar? Gaz etme, koz dur! Yalan! Sözümü dinlemedi ki tokadattım. İftira diye kaldık. Hayır. Ablam yalan söylemedi. Hadi yeter, anlaşıldı. Bir daha ne böyle şey göreyim ne de duyayım. Ayşe sen al Ahmet'i doğru yoğurt yayının başına. Hamdi sen de atımı dolaştır, teri kurusun. Ne iş yapar bu adam? Bizim kahya, işleri idare eder. Belli. Şöyle
Böyle buyurun, oksijenle pamuk getireyim. Oturun, önce yüzünüzdeki yaraları silelim. Ağaçların dalları yüzünüzü yırtmış. Acıyor mu? Hayır, bu tesadüfe ne dersiniz? Ne diyeceğimi kestiremiyorum, çok garip. Kudret Ağa'nın bir kızı olduğunu duymuştum. Fakat bunun siz olabileceğiniz nereden aklıma gelir? Gerçi şehirde de bir evimiz vardır ama bilhassa yaz aylarında bu çiftlikte kalmayı Eskişehir'e tercih ederim. Herhalde o yüzden hiç karşılaşmadık. Bundan sonra herhalde daha sık karşılaşacağız. Hiç zannetmiyorum. Peki bu adamın kendisi nerede? Demek kovboy Kerim'le evleniyorsunuz ha? Evet ama ben kendisini Emrullah Bey'in oğlu Kerim diye tanırım. Bahsettiğiniz şekilde değil. Ailesi eşraftandır. Rica ederim, ben bunda gülünecek bir şey görmüyorum. Böyle bir adamı nasıl sevebilirsiniz aklım almıyor. Bizimkisi bir aşk izdivacı değil, mantık izdivacı olacak. Kolejlerde okuyup mezun olduktan sonra gelip de Elif-i Merteksan'ın bütün eşi dostu it kopuk olan, babasının devlet kapısında nüfuzlu bir şahsiyet olmasından başka hiçbir özelliği bulunmayan birisiyle evlenmenizi, kusura bakmayın, hiçbir mantığa sığdıramıyorum. Siz bu durumu kolay kolay anlayamazsınız. Haklısınız. Bu bir mide meselesidir. Ben anlamam. Bu ne rezalet! Hem evin ortalık yerinde heriflere cirit attın, hem de suratıma yastık fırladın. Kızım, bir havacı geçti mi buradan? Geçti amca, Küçük Hanım'la çiftlik binasına gittiler. Kudret Ağa buradaysa seyrele sen gümbürtüyü, gazlı karadayı. Bu ne demektir efendim, bu ne demektir? Her yer tamamlandı da şimdi çiftliğe mi işgale başladınız? Burnunuzu sopmadığınız bir yatak adam kalmıştı, oraya da gelene tamam olsun bari! Bu ne biçim demokrasi? Babacığım, ne olur kızmayın, üst değmenin yaraları vardı, onu tedavi etmek için ben davet ettim. Bura devlet hastanesi değil, anlaşıldı mı? Konuşurken sesinizin tonunu iyi ayarlayın. Karşınızda ırgatlarınızdan biri değil, Türk ordusunun subaylarından biri bulunmaktadır. Hatırlatırım. Merhaba Üsteğmenim, nasılsınız? Teşekkür ederim. Millet de utanma, sıkılma kalmamış, hiç kalmamış. Hayrola ağam, ne var, ne oluyor burada? Hoca tiyare meydanı dar geliyormuş gibi, utanmadan kalkmışlar, bir de evime barkıma giriyorlar. Neymiş? Hesteymiş! Hastaysan kendine bir doktor tut efendi! Haklısın ağam, yerden göğe kadar hakkım var. Yalınız ne var ki, bu adamlarla başa çıkılmaz. Sinirlere hakim olmak lazım. Meseleyi usul usul politik yoldan halletmek lazım. Kıza bir sarkıntılık yapmasın. Zeynep nereye gitti acaba ağamca? Haklıymışsınız. Ne gibi? Bahçemizde azgın çoban köpekleri bekler demiştiniz. Bereket bize dişleri geçmiyor. Ah, işte bizimkiler de göründü, beni arıyorlar. Sizi bir daha nerede görebilirim? Soruma cevap vermediniz. Sizden cevap almadan gideceğimi sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Bu sefer bahçenize jetle indirmeyin beni. Cumartesi günü şehre ineceğim, belki orada evin önünden geçerim. Geçmiş olsun Üsteğmenim. Eyvallah, gördüklerime inanabilir miyim? İnanabilirsin, Kudret Ağa'nın kızıymış. Ne dersin bu işe? Allah derim. Ben onu da diğeri hayret ederim. Öyle mendeburun böyle kızı olsun, ahlat ağacı gül verirmiş meğer. Arkadaşlar, size nişanlımı takdim edeyim, Füsun. Bunlar da en yakın arkadaşlarım. Hele bu güzel kız yok mu? Nişanlanmamızda onun payı pek büyük. Tebrik ederim, oturmaz mısınız? Ya ama yok, ilk defa yalnız kalıyoruz. Konuşacaklarımız var.
Yaşa Aydan, beton gibi metotlarım var. Kullandın mı milim şaşmıyor, doğru nikah dairesine. Göksel beyimiz de aynı tarifi kullandı ama yemeğin dibi tuttu. Dediğiniz plaklar geldi mi? Geldi efendim, dinlemek istersiniz değil mi? Ha, evet ama şimdi değil. Yeni tohumluklar için fidanlığa gidiyorum. Dönüşte uğrar dinlerim, Allah'a ısmarladık. Güle güle. Evet, emriniz? Tıraş sabunu rica ediyorum. Fakat efendim biz plak satıyoruz. Öyle mi? Affedersiniz. Geleceğinden emindim. Ama gelmemeliydim. Kendimi suçlu hissediyorum. Böyle yersiz düşüncelerle kendine eziyet etme. Aramızda geçenler bizi birbirimize bağladı. Bunu zorla çözmek için kendimizi boş yere zorlamayalım. Aramızda olup bitenlerin şimdiye kadar kapanmış, unutulmuş olması lazımdı. Durumum bunu icap ettiriyor. Bu macera burada bitmeli. Bu bir macera değil Zeynep. Bu bir macera değil de nedir Göksel, söyle. İnsan birbirini bu kadar arar, birlikte olmak ihtiyacını bu kadar hissederse buna macera değil, aşk demek gerekir. Beni seviyor musun? Senin beni sevdiğinden daha çok. İşte bu imkansız. Zeynep, nem var senin bugün? Durgunsun, düşüncelisin, bir şey mi oldu? Nasıl anlatayım bilmiyorum Göksel, büyük bir vicdan azabı içindeyim. Neden? Sana aşık olmakla babama olan vazifelerimi unuttum. Düşündükçe uykularım kaçıyor. Vazifelerinin arasında Kerim'le evlenmek de var mı? Tabii. Olmaz öyle şey. Bir insan kendini başkası için ateşe atamaz. Beni büyüten babama karşı gelemem. Benden beklemediği bir hareket karşısında bir tarafına inebilir. Hatta ölebilir de. Baban da seni acaba bu kadar düşünüyor mu? Onu yanlış tanıyorsun. Zannetmem. Ama sen hiç tanımıyorsun. Bir kopukla evlenmeni isterken düşündüğü şey senin saadetin değil, kendi menfaatin. Babam hakkında böyle konuşamazsın Göksel. Kimse bu hakkı vermedi sana. İki saattir seni arıyorum, yoksun. Hadi aşağı inelim de bir bulum atalım. Gelemem Faruk, çalışıyorum. Çalışıyor musun? Kitaplar masanın üstünde, sen pencerenin yanında, odan dağınık. Hadi hadi, hava raporu okuma bana. Alayı bırak Faruk. Ne alayı? Sen virile girmişsin, çakılacaksın, dikkat et. Kaşınıyorsun gene. Evet, midem kaşınıyor. Hadi çocuklar aşağıda, biraz irtifa yapalım, açılırsın. Hadi. Alkol duvarını aşmacasına ha? Kaçanın kanadı kopsun. Alkol duvarını aşmacasına. Anne, yemeden içmeden kesildi. Bir şeyim yok baba. Ben bildim, emerilmesi yaklaşan kızlar böyle harpacı konusu gibi düşünürler. Anam da benden evlenmeden evvel yemeden içmeden kesilmişti. Sabrit, sabrit, az kaldı. Sıkıntımın evlilik heyecanıyla bir ilgisi yok baba. Kerim'den hoşlanmıyorum. O ne biçim laf kız? Daha iyiydi mi var ki Kerim'den hoşlanmıyorsun? Öyle değil baba.
Ailesi eşraftandır, bütün memleket tanır. Hayatımın her anını birlikte geçireceğim adama karşı içimde bir yakınlık duymam lazım. Ben ona bu yakınlığı duymuyorum. Zamanla duyarsın, nikahta keramet vardır. Hem bu iş bizim ailemizin menfaatidir. Peki ya benim menfaatim? O hiç düşünülmüyor mu? Ailemizin menfaati senin menfaatin demektir. Hem sen bana nasıl böyle hesap sorarmışsın bakayım? O zındık Amerikan mekteminde mi öğrettiler bunları sana? Anam benim yüzümü görmeden vardı, son gününe kadar da sesi soluğu çıkmadı. Devir değişti babacığım. Ay denişen devrede, deniş trene de! Sen maiyi bak, kudrete kudrete olalı, karı sözü dinlemedi. Hem sen kim oluyorsun, ben nedirsem o olacak, işte o kadar. Belediye reisi geldi. Yanındaki kim? Karısı. Hayır, öteki genç kız. Kudret Ağa'nın kızıymış. Hmm. Peki de güzel. Emrullah Çorumlu Bey'in oğlu Kerim'e verecekleri kız bu mu? Evet. Hmm. Yazık yazık, böyle gül gibi bir kız o serseriyle nasıl yapar? Kızla bizim Üsteğmen Akıncı da ilgiliymiş diyorlar. Yok canım. Belki dedikodu ama fidanlık da onları gören olmuş. Gözünü aç Memo! Bizim tayyareler iyi derece almazsa kulaklarından asarım. Nasılız Karadayı? Sağ ol binbaşım. Fişek gibi binbaşım. Uçaklar yarış kokusu almış Arap atları gibi yerlerinde duramıyorlar. Neredeyse kendiliklerinden fırlayacaklar. Desene mahcup olmak yok. Beni utandırırlarsa hepsini samamcıya geri gönderirim. Sıra bize geliyor arkadaşlar, iyi şanslar! Sağ ol! F-86'lar dörtlü kolda kalkıyorlar. F-86'ların bomba gülü gösterisi. F-100'ler uçuşa geçiyor. F-100'lerin makineli tüfek atış gösterisi. Harikaydınız.
hanımlarla çocuklar? Onlar şehit aileleri yavrum. Ne işin var buralarda Zeynep? Senden ayrı kalmaya dayanamadım Göksel. Seni öyle özledim ki. Bilsen beni nasıl sevindirdin Zeynep. Yalnız buralarda görünmeyelim, söz olabilir. Fidanlık parkında buluşalım. Seni seviyorum Göksel. Ben de seni seviyorum Zeynep. Senin aşkından daha üstün bir şey yok benim için. Keşke bu sözlerine inanabilseydim. Ne demek istiyorsun Zeynep? Senin benden daha çok bağlı olduğun başka bir şey var. Hayır, yok, olamaz. Var Göksel, uçaklar ve gökler. Bunun aşkımızla ne ilgisi var? Havacılık bambaşka bir duygu, bambaşka bir heyecandır. Bu hiçbir aşkla kıyaslanmayacak, kelimelerle anlatılması imkansız bir bağlılıktır. Vatan sevgisi gibi, Allah'a inanış gibi. Elle tutulmaz, önüne geçilmez bir histir bu bizde. Havacılık sadece senin kalbinin bir tarafını almakla kalsa neyse. Söylemeye dilim varmıyor. Bunun bir de tehlikeli bir tarafı var. Siz bu aşkı canınız bağısına devam ettiriyorsunuz. Benim için en korkunç olanı bu. Hayrola? Nereye böyle? Ha? Hiç, odama çıkıyorum. Bu saatte yatılır mı? Yürü içeri, az bir şey fitilleyelim. Keyfim yok, bırak beni. Ne bu halin yahu? Gene mi o kız? Boş ver be Faruk. Anlaşıldı. Oğlum sen virilden kurtulamadın, Zeynep'e çakıldın. Merhaba, ne haber? Merhaba. Merhaba. Kahramanımızın bir derdi var. Çakılmış, anlarsın ya. Bu işi başlatmanın yolunu nasıl gösterdiysen bitirmenin yolunu da göster. Hadi siz dansa, ben benzin ikmaline gidiyorum. Doğrusunu istersen Faruk haklı. Bu işte ilk akıl hocam sen oldun. Şimdi ne yapmalıyım, onu da söyler misin? Zeynep'in seni sevdiğine emin misin? Eminim. Senin hislerinde gelip geçici değil herhalde. Katliye. O halde yapılacak bir tek şey kalmış, bir an önce evlenme teklifi. Edeyim ha? Başka yolu var mı bunun? İki insan birbirini seviyor, sevildiklerinden eminler. Ne kaldı? Bir teklif, birer yüzük ve uzun mesut yıllar. Ne iyi bir dostsun Aydan. Yozlu! Ana, anacığım! Beni iyi dinliyorsan. Köyde diyorsan ki, Memo artık eski Memo değildir. Okumak dersen, vay babam vay! Yazmak dersen, eh yakında o da olur. Aynı bilmiş olmalı ki, tezkere olup köye varanda, su altı tarlayı satar, başlığı neyse çil çil öderim. Gece demeye, günüz demeye, beni bekleye. Tembel herifler, sabahtan akşama cek yiyip içip uyumaktan gayrı hiçbir hayrınız yok. Size gazı çalıp bir de kibrit çakma. Ne oldu lan o hayvana? Sancılanmış ağam. Bu mübarek hayvan durduğu yerde sancılanmaz. Hasta ettin onu, gözünü aç çoban. Şuncaza bir hal olursa Allah yarattı demem gırbaçlatırım seni. Merhaba evlat, hayrola? Sana bir diyeceğim var ağa amca. De bakalım. Senin kızdan şikayetçiyim ağa amca. Ne yapmış ki benim kız? Göksel dedikleri bir havacı subay var. Onunla gezip tozuyor. Duymayan kalmamış. Kimmiş bu Göksel? Paraşütle buraya inen yok mu işte o? Kızın yularını biraz çeksen iyi edersin. Önce seni mahmuzlasak nasıl olur? Lan sersem de ki ben yoğum, de ki ben öldüm! Kızıma da malıma da böyle mi sahip çıkacaksın?
Benim kızımsa senin de sözlüğün. Ne güne erkeksin sen be? Senin hiç namın şanın yok mu? Ne diye sana çorumlu koboy kerim demişler? Göster yüklüğümü! Göstermesine gösteririm ama senin rızan olmadan takıza çıkarmak istemem buralarda. Benden sana izin, kendi işini kendin gör ki ne kurt olduğunu anlıyor. Sen emret ağa amca. Bizimkiler kahvedeler. Hepsini topla, su bendinin oraya getir. Baş üstüne. Ayıplama beni Göksel. Gösteri günü yüreğim ağzıma geldi. Niye? İnsan sevince evhamlı oluyor. Her an bir kaza çıkacak, sana bir şey olacakmış gibi geliyordu bana. Düşünme böyle şeyler. Şimdi beni iyi dinle, sana bir şey soracağım. Vereceğin cevap hayatımın dönüm noktası olacak. Dinliyorum Göksel. Kısaca cevap ver Zeynep. Benimle evlenir misin? Ne? Bütün engellere, şu andaki durumuna rağmen benimle evlenmeye söz verir misin? Göksel, dünyada benim için bundan daha güzel bir teklif olamaz. Tanrı'dan daha başka ne isteyebilirim? Yalnız sevgilim, bir şartım demeyeyim de küçük bir ricam var. Neymiş o? Havacılığı bırak. Bırakın oyunu! Ne var abi? Toplanın! Kerim sizi su bendinde bekliyor. Ne olmuş? Göksel'i kıstırdık. Yürüyün ulan kahve önündeki fiyakasının dersini verelim ona. Hadi. Üsteğmenim, sizi telefondan istiyorlar. Geliyorum. Benim yerime sen oyna. Üsteğmen Bora, buyurun. Ben öğretmen İhsan Üsteğmen'im. Kerim'in adamları su bende civarında Üsteğmen Akıncı'ya pusu hazırlıyorlar. Anlatamıyorum sana, imkansız bir şey bu, olamaz. Bizlerden birine havacılığı bırak demek, balığa sen sudan çık, karada yaşa demektir. Havacılık hayatımızın bir parçası, hatta benliğimizin bir parçasıdır bizim. Ya ben neyim peki? Sen uçakları benden fazla seviyorsun. Sen benim kalbimdesin, havacılık kanımda. Bunun seninle, aşkımızla bir ilgisi yok, kaç kere söyledim. Nasıl ilgisi yok? Her gün kocam, sevdiğim erkek eve dönecek mi, dönmeyecek mi kuşkusu içinde yaşayan bir kadının mesut olabileceğine nasıl kanaat getirebiliyorsun? Bir gün sevdiğin kadını kucağında bir öksüzle dul bırakmak, bu kuşku seni titretmiyor mu? Ben de ötekiler gibi mi olayım? Gözüm göklerde, gönlüm şehitlikte, uçak seslerine kulak vere vere gözyaşımı dökeyim hep. Çıkar aklından bu kötü şeyleri. Bu güzel günü matem havasına bürüme. Birbirimizi seviyoruz. Şu anda başka düşünecek neyimiz var? Seni seviyorum Göksel, çok seviyorum. Sözlü bir kızı baştan çıkarmanın ne demek olduğunu şimdi görürsün sen. Kan kusturacağım sana. Daha salak herif! Kaçın!
Sevgilim, yiğidim benim. Öpeyim ağa amca. Allah kahretsin. Kız mız yok sana. Bir daha da gözüme gözükme. Seni de kovuyorum. Yıkıl karşımdan. Bana bak delikanlı. Ben kestirme konuşmasını severim. Diyeceğin şu ki, kızımla olan ilginizi biliyordum, sonu niye varır diye ses etmiyordum. Yalan yok, önceleri seni gözüm tutmamıştı. Allah'ın bildiğini kuldan neden saklayacağım? Velakin su bendinde olup bitenler fikrimi çeldi. Tuttuğumu koparan insanı severim. Bana damat olacaksa senin gibisi olsun. Eli ermeyen, gücü yetmeyene kız yok bende. İltifat ediyorsunuz. Çünkü bağ damat olacak adam bu koskoca çiftliğin idaresini eline alacak. Bu benim diyenin harcı değildir. Onun için peşin peşin konuşak. Sen Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızımı istiyor mu? Bu sorunuza memnuniyetle evet diyorum. Hala, o halde yarından tezi yok, sen vesfenden ayrılırsın, ben de sana helalimden kızı veririm. Bu dediğiniz imkansız efendim, ben ordudan ayrılmam. Ordu sana ne veriyor? Eline kaç para geçiyor, gel hele! Şuraya bak bir kere! Bütün bu arazi sizin olacak. Hem de üzerinde yaşayan canlılarla beraber. Bunda gözüm yok. Keşke kızınız benim mütevazı aylığıma bakan bir kız olsaydı. Göksel'e inat etme. Mesele para meselesi değil. Yalnız bir lokma ekmek bile getirecek olsan fark etmez bence. Mesele senin hayatınla ilgili. Hislerimi anlamıyor musun? Neticeye varak. Niyetin niyetse eğer, izinini al, nişanını yaparız. Çiftlikte misafirim olursun, buralara alıştırırsın kendini. İzinin bitince de istifanı verirsin, düğününü yaparız. Ha, tazminat falan lazımsa hiç düşünme o yanını, milyon olsun veririm, tamam mı? Göksel'in oradan ayrılacağı haberi doğru mu? Böyle bir düşüncesi var ama buna karar vereceğini hiç sanmıyorum. Göksel yapmaz bunu. Yapmaması lazım ama kızı da öyle bir seviyor ki. Ağanın kızı neden seni görüp de aşık olmadı? Zaten burada pek işe yaramıyordu. Havacılıktan ayrıldığın zaman bunlardan hiç farkın kalmayacak, paslanacaksın. Hiçbir işe yaramaz hale geleceksin. Arkadaşlar vaziyeti biliyor mu? Biliyorlar. Ne diyorlar benim için? Biz hepimiz havacı olarak ölmeye yeminliydik. Göksel bu yeminini bozdu mu diyorlar? Allah Resulü. Teşekkür ederim. Saadetler. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür. Teşekkür. Tebrikler. Orduyla mütareke mi yaptın ha? Mütareke değil, karşı taraftan bizim cephe iltihakı var. Mesut olun. Teşekkür ederim. Ömrünüz boyunca saadet içinde yaşayın. Bir süt daha bir beye. Ha, teşekkür ederim Kazım. Buyur damat, buyur. Buranın südünden kaymağı hiçbir yerde bulunmaz. Ha, kaya kaymak da getir.
Ben varıp şehirde bazı işlerin peşine düşeceğim. Sen beyoğlumuza bütün çiftliği gezdir. Buraları görsün, tanısın. Bu işler alışma meselesidir. İlk zaman biraz yadırgarsın ama sonra sarar insanı. Hadi eyvallah. Güle güle. İllallah ve Resulü! Faruk bu. Dostlarının huzurunu kaçırmamak için nişana gelmedik. Bu hediyemizi kabul et, filo arkadaşlarım. Bu duvarları niye tamir etmezler? Bu yapıları niye temiz birer badana ile boyamazlar acaba? Kim bilir, alışmamışlar. Bu yapılar babanın değil mi? Evet. O halde onun yaptırması lazım. Bunların içinde insan hiç barınır mı? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Okula gidiyor musunuz? Bu köyde okul yok ki, ama ben komşu köyün okuluna gidiyorum. Okuyup ne olmak istersin? Jet pilotu olacağım. Jet pilotu olmak için çok okuman lazım. Ben de çok okuyacağım abi. Kim bilir, belki ben pilot oluncaya kadar sen de paşa olursun. Göksel abin de artık pilotluktan ayrılacak, bundan sonra çiftlikte kalacak. Sen de Göksel abin gibi çiftçi ol, pilot olacağına. Ben çiftçi olmam, jet pilot... Bugün bir sürü evler, bakımsız köyler, soluk benizli insanlar gördük Zeynep. Bu köylerin kalkınmasını, bu insanların daha iyi yaşamasını temin için bugüne kadar hiçbir şey düşündün mü? Düşündüm dersem yalan Göksel. Aslında bakarsam bunlar ne hallerinden şikayet ederler, ne de daha iyi bir şey isterler. Acaba daha iyinin ne olduğunu biliyorlar mı? Mesele burada. Yıllardır bu şekilde yaşamakta olan insanları ben değiştiremem ki. Değiştirebilirsin Zeynep. Onlara okuma yazma öğretmeli. Dar kafalı cahil köy imamlarının elinden kurtarmalısın. Bu benim işim değil. Tabii bu senin işin. Yıllarca kolejlerde okuman, yabancı diller öğrenmen, dünyayı tanıman bu insanlar sayesinde olmadı mı? Şimdi onları aydınlatarak borcunu ödeyeceksin. Hem bir işe yaramayacak olduktan sonra neden yıllarca okuyup dirsek çürüttün? Kültürün süsünün bir parçası mıdır? Ne demek istediğini anlıyorum Göksel. Havacılıktan başka bir şeyle ilgilenmen de ayrıca beni çok sevindirdi. Ama nasıl faydalı olabilirim bilmiyorum. Seninle birlikte köyleri gezeceğiz Zeynep. Onlara okuma yazma öğreteceğiz. Köylerini kalkındırmaları için yardımcı rehber olacağız. Yapacağız Göksel. Bunlar boş laflar damat. Okulmuş, dağıtılmış, yok modern binalarmış. Sen bunları bir kalem geç. Hem sonracığıma köylüyü yol yap, okul yap diye bir araya toplamak angaryadır. Demokrasiyle daban dabana zıttır. Kendi arzularıyla yapacaklar. Yapacaklar da ne olacak? Dedemin dedesinin dedesinden beri bu böyle gelmiş, böyle gider. İşte biz de bunu değiştirmek istiyoruz babacığım. Sen sus kız, elin hamurundan erkek işe karışma. Aa bak damat, sen bu ayıları okutup da başıma bela mı edeceksin? Bu herifleri bilmezsin sen.
Eşeğe yüz girdin mi, evvela sabunu çiftelermiş. İyisi mi vuracaksın beni, o zaman sağ kul köle olur. Niye kul köle olsunlar? İnsan gibi çalışsalar, insan gibi yaşasalar daha iyi değil mi? Herkes kaderi neyse onu yaşar. Üzüldün mü Göksel? Bana da mı kızıyorsun? Yoksa beni eskisi kadar sevmiyor musun? Bunu nasıl düşünebiliyorsun Zeynep? Seni sevmesem burada işim ne? Göklere, enginlere alışmış bir insanı başka hangi kuvvet bu kuru toprak parçası üzerinde yaşamaya mecbur edebilir? Her şeyi unutalım Göksel. Dünyayı biz düzeltecek değiliz. Kendimizden başka, aşkımızdan başka hiçbir şey düşünmeyelim. Yalnız kendimizi düşünmemiz imkansız Zeynep. Issız bir adada yaşamıyoruz. Kuşların havadan vazgeçeceğine inanırdım, Göksel'inkine inanmazdım. Şu anın etkini bir türlü hazmedemiyorum. Geçen gün çiftliğin üzerinde uçuyordum, Göksel'i kara sapan sürerken gördüm. İmzalar var efendim. Ver bakalım, nasılsın? Sağ olun, çok iyiyim. Ben öyle görmüyorum, eski neşen yok gibi. Ne dersin? Bilmem, belki efendim. İnsanın günü gününe uymuyor ki. Okkolo! Sen ne dinlirem? Memo, Memacu! Bu anan sana kurban olsun. Yeğit Memo! Anan iyi, bacın iyi, karabaşın üç deli oldu. Benim köpek! Ben ekli öküz, senlere ömür, zemheride dondu. Zemheri nedir ki? Soğuk, karakış bizim orada buz keser. Ben ekli öküze rahmet. Okku, aynı odan ne haber? Tarla satılmış mı? Su aldı tarlayı, seller götürdü, toprak gitti, az kaldı. Vay, desene tarla da gitti. Ya Ayno? Ayno'nun babası 106 başlık ister. 106 kaç kuruş? Senin anlayacağın 2000 liradır. Vay onan babam vay. Ya Ayno? 106'ını Şihan'ın oğlu Kara Ökkeş verdi, Ayno gitti. Hay o, Ayno da gitti. Gam kasaret etme Memo'cuğum. Ben sağ, başka kız... Yeter! Ayno gitti, Memo bitti. Her şey tamam mı? Tamam. Ben de biletleri ayarladım. Zaten bizi bir haftadan beri İstanbul'da biliyorlar. Burada olmadığımıza göre kimsenin aklına bizden şüphe etmek gelmez. Bu gece çiftlikte el ayak çekilince işimizi bitiririz. Gece katarıyla da doğru İstanbul'a. Göksel Bey! Göksel Bey! Göksel Bey! Ne var Veysel? Samanlık'ta bir şeyler oldu. Kalktım... Şimdi de bir duman kokusu aldım. Gidip bakacağım. Koş, ben de geliyorum. Bir inek 1000 lira eder. Sen kaç para edersin derdi koca domuz. Şimdi anlarsın kaç para ettiğimi. Bu kadarla bitmeyecek. Sıra şimdi o sarı deyusa da geliyor. Thank you.
Kızın boynundan çıkmaz mısınız? Davranın be! Davranın! Ateşi söndürün! Ne oldu sana? Hamdi ile Kerim samanlığı ateşe verdiler. Beni de bu hale koydular. Ah, yandım anam! Kerim, Kerim vurdu beni. Bunu evine kaldırın. Şunun da elini kolunu bağlayıp candırmaya teslim edin. Ne hali varsa korsun git. Taşpınar çiftliğine kötü niyetle girdikleri anlaşılan Kerim Çorumlu ile Hamdi Rençber samanlığı ateşe verip çoban Veysel'e ve üsteğmen Göksel Akıncı'ya tecavüz etmişlerdir. Çatışma sırasında Hamdi Rençber Kerim Çorumlu tarafından öldürülmüştür. Şehrimiz eşrafından Emrullah Çorumlu'nun oğlu olan Kerim tevkif edilmiş, savcılık işe el koymuştur. Tahkikat derinleştirilmektedir. Bu işe şehirde ne diyorlar öğretmen bey? Olay Kerim'in Göksel'i kıskanmasından ve Kudret Ağa'dan öc almak istemesinden çıkmış. Fırsat bulsalarmış, Üsteğmen Akıncı'yı öldüreceklermiş galiba. Ne diyorsun, desene Kerim hapı yuttu. Asıl hapı yutan babası. Oğlunun yüzünden bütün itibarını, siyasi şanslarını kaybetti. Yine Hacı Yatmaz gibi ayakta kalan biri var, Kudret Ağa. Tüh, rezil herif! Ben şehre iniyorum, müdavirlikten çağırmışlar. Çoban Veysel'in durumu ağır, şehre hastaneye kaldırılsa münasip olur. İş çıkarma şimdi damat, onlar kendi kendine hastalanır, kendi kendine iyileşirler. Mesafe lüzum yok. Burada bir insanın canı bahis konusu. Üstelik bu insan sizin için hayatını tehlikeye attı. Hadi, hadi be damat, eski köye yeni adet mi koşuyorsun? Çobanla beni bir araya koyup da rezil mi edeceksin? Gazla durma hele! İstersen köye beraber gidelim, artık elimden ne gelirse. Ne oldu? Veysel sizler ömür, sabaha kadar inledi. Yanardağlar gibi yandı. Sabaha karşı da bir kalıp, ne ses, ne de nefes, ne de soluk. Allah bir mavzer olsaydı tam beyninden furu verirdim. Derhal paraşütle atlayın. Paraşütle atlamam imkansız. Şehrin üstünde uçuyorum. Uçak şehre düşebilir.
seni konuşmak için toplandık bir araya. Hep beraber bulunmak için bir arada Faruk ve bizler. Matemimiz yok, samimi bir toplantımız var Mayıs'ın doğduğu gününde. Bitmek tükenmek bilmez uçuşlarımızdan bahsedeceğiz. Sen son uçuşunu anlatacaksın. Ama gene de gözüm arkada kalmadı diyeceksin. Hayatımın son saatini uçarak yaşadım. Üzülme şerefine dikilip kırılan kadehlere. Yarım kalmış bir yolculuğun anılarına dikilen kırık abidelere. Bu yolculuk her gün fezada yeni bir hedefe tamamlanacak. Yarım kalmış sohbetler, baharın en güzel bir günü bağrınıza güller açan bu bahçelerde tekrarlanacak. Az ol! Silah, omza! Bekkan! Selam! Dur! Silah, omza! Sağa, dön! Sola, çek! Leri, marş! Her birinin yüzüne baktıkça ayrı bir hatıra canlanıyor gözümde. Bu Teğmen Öziş. Hava Harp Okulu'ndan birlikte mezun olduk. Hayatta uçmaktan daha büyük bir emeli yoktu. Uçağı tek başına ilk kullandığı gün çakıldı. Bu Yarbay Demirel, mertliği yiğitliğiyle kendini herkese sevdirmiş örnek bir insandı. Uçağı havada bilinmeyen bir sebepten infilak etti. Yüzbaşı Bahadır, tatlı dilli, şakacı, iyiliksever bir subaydı. Bir uçuş günü kötü hava şartlarının kurbanı oldu. Üsteğmen Öncer, Üsteğmen Kilisli. Akrotim grubundaydılar. Yaptıkları hava cambazlıklarına parmak ısırmayan yoktu. Ölümle şakalaşırken havada çarpıştılar. Söyleme artık Göksel. Üsteğmen Kılıcıoğlu, sınıf arkadaşımdı. General olmadan ölmek niyetinde değilim derdi. Ne olursun sus artık. Üsteğmen Akyüz. Yıllardır sevdiği kızla nihayet evlenmek üzereydi. Nikahtan bir gün önce düştü. Yeter, yeter bu kadar. Ölüm acısıyla arkada kalmanın ne kadar güç olduğunu görmüyor musun? Bu acıyı ancak tadanlar bilir. Kalmak ölümden de beter bir şey. Bir gün beni de böyle şifa bulmaz bir yarayla arkanda bırakıp gitmek ister misin? Kalmak ölümden de beter diyorsun. Beni nasıl derin bir acıya gömüp gideceğini düşünmüyor musun? Hem kendine hem bana nasıl kıyarsın Göksel? Ne olur bana acı. Ben senin kadar kuvvetli değilim. Dayanamam böyle bir acıya. Kendini düşünmüyorsan beni düşün. Yalvarırım sana. Thank you.
istifanı hazırladım sevgilim. Bekliyorum. Çabuk dön sevgilim. Bir güçlük çıkarırlarsa babam Ankara'da halleder. Günaydın. Günaydın üsteğmenim. Kumandanı görmek istiyorum. Bir dakika lütfen. Haber verin. Buyurun üsteğmenim. Teşekkür ederim teğmenim. Hoş geldin Akıncı. Nasılsın? Sağ olun generalim. Geldiğin çok iyi oldu. Sen gelmeseydin ben çağırtacaktım zaten. Çok önemli bir durum var. Durumu anlayabilir miyim generalim? Şöyle gel. İstihbaratımız tarafından sınırda bazı askeri harekat bildirilmiştir. Bir keşif jetinin bu bölgede durumu tespit etmesi gerekmektedir. Bu jet yarın şafakta göreve çıkacak. Gidip de dönmemek ihtimali %75'tir. Ancak senin gibi kıymetli bir pilotun bu durumu kendi lehine çevirme şansı var. Anlıyorum generalim. Şimdi iyi dinle Akıncı. Ben bu görev için şahsen seni uygun buluyorum. Ama sen bu işi gönüllü olarak kabul etmezsen kuraya başvuracağım. Hemen cevap verme. Biraz düşün. İstersen kararını bana bir saat sonra bildir. Görevi iftiharla kabul ediyorum. Bana güvendiğiniz için teşekkür ederim. Ben de seninle iftihar ediyorum oğlum. Neydi o kağıt? Önemsiz bir şeydi general. Sınırdaki vazifeye ait uçuşa üsteğmen Akıncı çıkacak. Yazılı gizli emri filo komutanlığına gönderin. Gerekli muamele yapılsın. Baş üstüne efendim. Hazırlıklarını tamamla. Başarılar. Sağ olun generalim. Ayrılacağıma inanmış mıydın? Benim tanıdığım Göksel Akıncı aramızdan ayrılamazdı. Sen beni kendimden daha iyi tanımışsın Aydan. Yarın çok önemli bir göreve çıkıyorum. Bunu bana nasıl yaparsın Göksel? Anlatamıyorum sana. Kaçamayacağımız vazifeler var. Elimde olan bir şey değil bu. Beni affet. Peki, ben anlayışsızım. Ben basitim. Sen büyük idealler peşindesin. Ben de seni anlayamıyorum. O halde ikimizden birini seç. Ya bu mesleği bırak ya da beni. Karar senin. Zeynep, meseleyi bu kadar kesin ele alma. Alıyorum. Ya ben ya vazife. İşte o kadar. Bu senin son uçuşun olacak. Öleceksin Göksel. Bakın bakın Göksel geliyor. Emin kumandanlıktan filoya telefon geldi. Göksel vazife başına dönüyormuş. Koşun arkadaşlar. Hoş geldin Göksel. Nasılsın? Sağ olun binbaşım, fişek gibiyim. Hadi uçuş tulumunu giy, birlikte intibak uçuşuna çıkacağız. Baş üstüne kumandanım.
Aradayı, T-33 hazır mı? Sıçrayıp kanatlanmak için emrinizi bekliyor binbaşım. Ne oldu kız? Göksel'le bozuştuk, yüzüğü geri verdi. Bak hele tüyü bozuğa. Görev vermişler, havacılıktan ayrılamazmış. Bak hele sütü bozuğa. Mahvoldum ben, ne yapacağım? Kız kız ağlayıp zırlayıp kanımı tepeme çıkartma, varsın bozulsun nişanın. Ben sana onun gibi daha 50 tanesini bulurum. Hem daha zengin, hem de daha güçlü, kuvvetli. Koskoca Kudret Dağı'nın kızısın sen. Kala kala iki yıldızı tayağı şoförde mi kaldın? Ondan bu şekilde bahsetmemenizi rica ederim. Bak hele, bir de ardından Mevlüt mü okutacaktık? Göttüyse geçsin. Zaten oldum olası haz etmem bunlardan ben. Moda mecmuası olan bir kadın, tertipli ve iyi bir ev hanımı olacak demektir. Benim bir erkek olmadığımı fark ettin demek. Ben seni hep arkadaş olarak gördüm Aydın. Şimdi herhalde düşman olarak görmüyorsun. Aksine, sığınılacak, dert yanılacak, teselli verecek bir insan olarak görüyorum. Kısaca yalnız kalmış bir insanın aradığı en değerli şey. Ordudan ayrılmayı bir an olsun düşünmem bile hataydı. Göklerden toprağa inmek, jetlerin arasından kara sabanların arasına düşmek benim için nasıl bir kabus oldu bilemezsin Aydan. Sen oraya kara saban için gitmedin Göksel. Evet, başka çok kuvvetli bağlarım vardı. Ama anladım ki tercih etmek gerekirse mesleğim ağır basıyor. Keşke ikisi bir arada yürüseydi. Olmadı, yürümedi. O anlayışı göstermesi için çok uğraştım, gene olmadı. Yazık, böyle bitmemeliydi, çok üzüldüm. Sen hep başkalarını mı düşünürsün Aydan? Hiç kendini düşünmez misin? Nasıl anlamadım? Kimin başı sıkışsa sana koşar. Hepsinin derdine ortak olursun, cesaret verirsin. Sana iyilik perisi dense yeridir. Teşekkür ederim. Senin hiç derdin yok mu Aydan? Söyle, sen ömründe aşık olmadın. Bunu niçin sordun Göksel? Sevdiğin erkeği nasıl mesut edeceğini düşünüyorum da ondan. O meçhul sevgiliye gıpta ediyorum. Thank you.
Bu da nasıl? Sabah sabah nereye gidiyorsun? Göksel'e gidiyorum. Ben onsuz yapamam. Onu olduğu gibi kabule razıyım. Dur kız! Dur kız! Dur! Aklını mı kaçırdın? Dur diyorum sana! Gidersen evlatlıktan reddederim. Evladım demem sakal. Mirasımı da vermem. Sana söylüyorum, aklını başına devşir. Gitmesi kolay, dönmesi zor. Yarın kucağında piçinen dönersen seni ahırlara bile koymam. Yüzüne bakmam, zırnı koklatmam. O yap diye mi okuttum seni? Eskişehir 264, isabet aldım. Sınırı geçtim, irtifa kaybediyorum. Çok yanıyor, düşüyorum. Üsteğmen Akıncı ile irtibatımız kesildi. Üsteğmen Akıncı'nın uçağına ateş açılmış ve isabet kaydedilmiş. Aman yarabbi! Uçak yaralı bir vaziyette sınırı açtıktan sonra irtibatımız kesildi. Yani? Düşmüş olmasından korkuyorum. Başka bir ihtimal gelmiyor akla. Buyurun, arzunuz nedir? Üsteğmen Akıncı görevden acaba ne zaman döner? Ne zaman döneceğini biz de şu anda bilmiyoruz. Affedersiniz, yoksa bir şey mi oldu? Kötü bir haber mi var? Burada her an her şey olabilir. Lütfen açık söyleyin. Sakin olun, size kesin bir şey söyleyebilecek durumda değilim. Neticeyi sabır ve metanetle beklemekten başka çaremiz yok. İsterseniz aşağıda oturma salonunda bekleyin. Bir haber alınır alınmaz size bildiririm. Teşekkür ederim. Buyurun binbaşım. Teşekkür ederim. Buyurun generalim, beni emretmişsiniz. Binbaşı son üstün. Üsteğmen Akıncı'nın vazife mıntıkasında bir arama yaptırın. Baş üstüne generalim. Eskişehir, kayalıklarda bir uçak enkazı görüyorum. Jet 560 Eskişehir, enkaz civarında hayat emaresi var mı? Araştırın. Jet 560 Eskişehir, enkazda hiçbir hayat izi yok. Maalesef haber kötü. Üsteğmen Akıncı'dan ümit yok. Uçak enkaz halindeymiş. Arkadaşlar, metin olmamız gerek. Vazife uğruna bir kardeşimizi kaybettik. Başınız sağ olsun. Derdiniz yetmezmiş gibi, bir de beni yük aldınız sırtınıza. Bunları düşünmeyin şimdi. Burası sizin eviniz, üzüntünüz bizim, gözyaşınız bizim. Bizi birleştiren bu acıyı paylaşmamızdan daha tabii ne olabilir? Bu acıya nasıl katlanacağımı bilemiyorum. Zamanla siz de metanet kazanacaksınız. Başta oğlum. Nicelerini götürüp bıraktık o şehitliğe. Nicelerin arkasından ağladık.
Ama başka yolu yok bu işin. Gidip kapıya bakayım. Uykunuz gelmedi mi? Size içeride yatak yaptım. Uyuyacak halde değilim. Siz yatın isterseniz, geç oldu. Babanız bir adam ve araba göndermiş. Sizi bekliyormuş. Hayır, oraya katiyen dönmeyeceğim. Lütfen söyleyin, hiç ısrar etmesinler. Hem de öyle bir söylerim ki, gık diyemezler. Artık babama dönemem. Nikahımız olmadı ama ben kendimi onun zavallı dulu addediyorum. Onun dediği yoldan gideceğim. Onun arzularını gerçekleştireceğim. Memleketinin insanlarına bir fayda sağlamadıktan sonra bu senin kültürün neye yarar demişti bana. Ne yapacaksınız? Öğretmenlik. Hem de en ucuza, en fakir bir köyde. Bu insanların güneşe, ışığa ihtiyaçları var diyordu Göksel. Bu işi onların ayaklarına götürecek olan aydın yurtseverleri, bu insanlar 500 senedir bekledi. Onun isteğini yapacağım. Kendimi ona veremedim ama onun ideallerine vereceğim. Şu anda matemini kalplerimizde taşıdığımız Üsteğmen Göksel Akıncı, pek güç bir vazifeyi başarıyla yerine getirdikten sonra şehit mertebesine erdi. Bu mertebe şereflerin en büyüğüdür. Vatan onlara borçludur. Onlar vatanın parlak istikbalinin aziz şafak bekçileridir. Yurdun iç ve dış güvenliği icabında canını vermekten çekinmeyen böyle inkılapçı gençlerin omuzlarındadır. Kaldırın o resmi oradan. Müjde, Üsteğmen Akıncı bu sefer de Azrail'i mat etmiş. Kurtarma ekibi çabuk kaza yerine hareket etsin. Binbaşım. Haberler iyi sayın generalim. Üsteğmen Akıncı uçak çakılmadan evvel paraşütle atlamış. Fakat düştüğü yer çok sert bir kayalık olduğu için bayılmış. Kendisini bir çoban görüp köye getirmiş. Köyle jandarma karakolun arası yaya 3 gün olduğu için haberi biz ancak alabildik. Neyse, mesele yok. Kurtarma ekibi harekete geçti. Bu gayretlere hayran olmamak mümkün mü? Başka türlü olmasına imkan var mı? O hepimizi ilgilendiren bir vazife uğruna hayatını tehlikeye attı. Şimdi hepimiz birden onun hayatı için seferber olacağız. Bu bizde kaidedir. Birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için. Sayın generalim, helikopter köye varmak üzereymiş. Mükemmel, irtibat muhafaza edilsin. Başta sen olmak üzere bütün köye ve bilhassa Üsteğmen'i bulan çobana teşekkür ederiz. Üsteğmen'i vereceğiz ama buna karşılık olmak üzere doktor beyi alıkoyacağız. Aha şu fukara, şu gariplere bir bakın hele. Ne doktor yüzü görürler, ne de melhem. Binbaşım, siz Akıncı Üsteğmen'i vakit geçirmeden döndürün. Ben buradaki hastalara bakayım, akşam bu ilaçta gelip beni alırsınız. Yaşasın!
çıkmışlar generalim. Üsteğmen Akıncı hafif yaralıymış, o kadar. Çok iyi. Görevimi tamamladım kumandanım. Tebrik ederim Göksel, seninle övünüyoruz. Sağ olun kumandanım. Yapamam. Evimi, babama, her şeyimi bıraktım geldim sana. Seni olduğun gibi kabul etmeye razıyım. İftihar ediyorum seninle. Ne olur cevap ver bana, affettiğini söyle. Seni affetmek kolay olmayacak Zeynep. Seni seviyorum Göksel. Ben ne hata ettiysem seni sevmekten oldu hepsi. Beni affet. Geçmiş olsun Göksel. Bizi çok korkuttun. Teşekkür ederim. Benim de aklım hep sizlerdeyim. Sen buraya aitsin. Bütün havacıların uğru manevi desteğisin. Burada herkesin sana ihtiyacı var. Benim seni onlardan ayırmaya hakkım yok. Affet. Beni anlamaya çalış. En dertli zamanımda bana çok yardımcı oldunuz. Yaptığınız iyilikleri hiçbir zaman unutmayacağım. O herkesin yardımcısı, hepimizin koruyucu meleğidir. Üsteğmen! Ambulansa, marş marş! Baş ne? Kendimi sana affettireceğim, öğretmen olacağım. Beni çalışırken gördüğün zaman sen de iftihar edeceksin, eskisinden daha çok seveceksin. Hadi bakalım Lemo, vazife bizi bekliyor.